Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir umarım. Bu videomuzda doğal taşların enerjisinden ve estetiğinden faydalanabileceğimiz şık bir çakra bileklik yapımını paylaşacağım. Salgın hastalığın devam ettiği ve olumlu enerjiye çokça ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde estetik görünüme de sahip bu şık çakra bilekliğini keyifle kullanacağınızı umuyorum. Bunun için gerekli malzemeleri şu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Bunun için öncelikle 7 çakra bölgemizi sembolize edecek 7 farklı renkteki doğal taşlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben evde olan taşları şu şekilde toparladım. Kabaşon kesim, akik, kırmızı taş. Bunun yerine mercan da kullanabilirsiniz. Kesme akik, kaplan gözü, aventurin, lapis lazuli, turkuaz ve ametist taşı kullanacağım arkadaşlar. 8 milimlik bu taşlar. Bununla birlikte bilek ölçümüze uyacak sayıda çakra taşlarımızı patlatacak veya kombinlenecek ana renkte tamamlayıcı bilekliğimizi tamamlayacak tonda taşlara ihtiyacımız var. Evet, malzemelerimizi böyle topluca görecek olursak 40 santim uzunluğunda, yaklaşık olarak tabi bilek ölçümüze göre değişebilir, lastik, ithal, misine ihtiyacımız olacak 80 mikronluk. Yine lastiğimizi bağlayıp da gizleyeceğimiz metal boru aparatımız var. Eğer ucuna püskül takacaksak ucunun da halkalı olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çakra taşlarımızın başlangıç ve bitiş noktalarında kullanmak üzere 2 adet taşlı rondeleye ihtiyacımız olacak. 6 adet taşların arasında kullanacağımız bit metal toplarımız var arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 milimlik işimizi görür. Bunun yanında makasla pensemizi bulundurabiliriz. Kullanacağımız lastik misinamızı öncesinde bu şekilde esneterek içerisindeki havanın çıkmasını ve kısa zamanda deforme olmamasına sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde esnetip kullanıma hazır hale getireceğiz. Esnetme işlemimizi tamamladıktan sonra taşlarımızın düşmemesi için bir ucunu çok sık olmayacak şekilde bağlayıp dizme işlemine başlayabiliriz. Burada ben düğümümü metalin iç kısmına burada gizledim. Dilersek eğer çakra taşlarımızın sağında ve solunda metal aparatlarımızı kullanarak gizleme işlemini yapabiliriz. Burada gizlediğim için ben başlangıç noktamı bu şekilde başlayıp burada bitireceğim. Evet, temel taşlarımı dizmeye başlıyorum. Benim bileklik ölçüme 6 adet taş yeterli geliyor. Siz kendi bileklik ölçünüze göre bu taşları artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi rondelamı takarak çakra taşlarımı dizmeye başlayacağım. Ametistten başlıyorum. Bir taş, bir metal top takmamın sebebi taşların enerjilerine birbirine değmesini engellemek arkadaşlar. Tabii bu topları ya da kullandığımız tüm metalleri gümüşten tercih edersek enerji oranını artırırız taşlarla birleşen. Evet. En son kırmızı akik taşımı da takarak 7 çakra taşımı yerleştirmiş oldum. Sonundaki rondeleyi de takarak kapatıyorum. Ve sol taraftaki taşlarımı da takarak bilekliğimi tamamlayacağım.
çakranın anlamını merak eden arkadaşlar için bir açıklama yapmam gerekirse, tekerlek veya dönüş anlamları ile ifade ediliyor bu kelime. Bazı inanç sistemlerine göre insanda bulunan enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarından oluştuğuna inanıldığı için bu şekilde isimlendiriliyor. Vücudumuzda 7 ana çakra bölgesi var arkadaşlar. Bunlardan ilki baş tarafımızda bıngıldak olarak bildiğimiz taç çakra olarak anılıyor. İkincisi göz çakrası, 3 boğaz çakrası, 4 kalp çakrası, kalbin altında bir çakra var midenin üstünde. Ona güneş sinir ağı çakrası deniyor. Mide çakrası ve kök çakra olarak 7 tane ana çakramız var arkadaşlar. Bu arada bilekliğimiz bitti ve metal takarak tamamlayacağız. Metal aparatımızı taktıktan sonra bu şekilde iyice lastiğimizi esneterek iki ucunu birlikte önce bir eşitleyelim. Sonra sıkıca bir düğüm atıp tam dip kısmından bağlayalım. Evet, bu şekilde sıkıca bağladık. Bilek ölçünüze de uygun olup olmadığını bağlamadan önce kontrol edin arkadaşlar. Ben daha öncesinde kendi kontrolümü yaptığım için ölçmedim. Bu şekilde bağladıktan sonra sağ misina teline soldakinin üzerinde bir düğüm atarak bağlıyorum. Sıkıca. Sonra çevirerek sol taraftaki teli de sağ elime alıp bir düğüm de o tel için yapıp sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bağladıktan sonra bir milimden keserek düğümümü metal borunun içerisine gizleyeceğim. Çakra bilekliğimizi bağladık. Şimdi biraz süslemesine geçelim. Bir püskül ve bir halka ile bunu tamamlayacağız. Evet. Bu şekilde tamamladığımız çakra bilekliğimizi keyifli, iyi günlerde sağlıkla kullanmanızı diliyorum arkadaşlar. Sevgiyle dostça kalın arkadaşlar.